Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu ikinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlik sistemleri olacak. Konu anlatımı çözeceğim. Sesimizse Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri AYT Matematik ikinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlik sistemleri birinci test, test B olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu testimiz yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri 11. sınıf matematik kitabının da sevgili arkadaşlar bir parçasıdır. Ben bir oynatma listelerinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listelerini tıkladığınızda bu kitaplara ait tüm testleri arkadaşlar konu anlatımını detaylı bulabilirsiniz. Daha fazlasını isteyen arkadaşlarım burada görmüş olduğunuz testler AYT için. TYT için bakın 9. sınıf, 10. sınıf. Burada gördüğün tüm testlerin hem matematik hem fizikleri kanalında mevcuttur. TYT için burada görmüş olduğun testler, AYT için burada. Videonun açıklamalar kısmına ekliyorum bunların linklerin çoğunu. Bunları da çözmeniz sizin faydanızadır. Şiddetle tavsiye olunur. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ederiz emekleri için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Diyor ki, İki tane denklem vermiş arkadaşlar. X kare eksi 2x eksi 8 küçük eşit 0. Eksi x kare eksi 2x artı 15 büyük 0. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi. Arkadaşlar ne yapacağım? Önce şu arkadaşı çözeceğim. Sonra bu arkadaşı. Sonra bu iki arkadaşın birlikte ortak çözüm kümesini üreteceğiz. Bak, birinciyi düzenleyelim. Çarpanlarını ayırdığımızda şu arkadaş eksi 4'e artı 2. Yani x eksi 4 çarpı x artı 2 küçük eşit 0 olduğunu görüyorum. Değil mi? Bak, çarpımları eksi 8, toplamları da eksi 2'yi veriyor. Şu arkadaşı da sevgili arkadaşlar şöyle düzenlemek istiyorum. X karenin katsayısı bizi sıkıntıya sokuyor ya genellikle. Herkesi sağa attığını düşün. Yani şöyle, ya da eksiyle çarp. Ha, geçen sefer şey yapmıştım. Eksi 1 ile çarpıyorum. X kare artı 2x eksi 15. Ama ne oluyor sevgili arkadaşlar? Eşitsizliğimiz yön değiştiriyor. Yani herkesi bak sağa attığını düşün. Sıfır da sola gelirse sıfırdan küçük olacak bunların bütün artıları. Bunu yazdım, yani farklı bir şey yazmadım. Arkadaşlar birinciyi çözüyoruz. Şimdi birinci için ne yapıyorum? X eksi 4'ü sıfır yapan değer. Buradan x eşittir 4. Birinci köküm. X artı 2'yi sıfır yapan değer. Buradan x eşittir eksi 2. Bu birinci denklem sistemimizin kökleri. İkinci denklemimizin arkadaşlar, bu arkadaşı da çarpanlara ayıralım. 3 ve 5 değil mi? 3 ve 5 artı ve eksi şeklinde. X artı 5 çarpı x eksi 3 küçük 0. Burada ne görüyorum? Bak, çarpımları eksi 15, toplamları artı 2. Bu durumda arkadaşlar x artı 5 eşittir 0'dan x eşittir eksi 5 bir kökümüz. X eksi 3 eşittir 0'dan x eşittir 3 diğer kökümüz. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu arkadaşları değerlendirirken yapacağımız hareket şu. Şöyle yapalım. Hatta ben sana bak, buna fx diyelim, şuna da gx diyelim. Uzun uzun yazmak istemediğim için. Bu arkadaş fx, bu arkadaş da gx olsun. Tamam mı? Tamam. Şunlar da x değerlerimiz. Şimdi fx için arkadaşlar kimleri buldum ben? Hop, köklerim eksi 2 ve 4. Eksi 2 burada. Hop, 4 de burada. Bunu da yerleştirdim. Sevgili arkadaşlar, eşitlik istiyor muyum? Bunu da istiyorum değil mi? Bu arkadaşın eksi 2 ve 4 değerleri de benim işimi görüyor. Çünkü küçük eşit dedi. Güzel. Şimdi gx'in bakalım arkadaşlar. Yani ikinci denklemimizin. İkinci denklemimizde de eksi 5. Bak, eksi 5 burada. İndiriyorum. Burası. Burada dahil değil. Dahil olmadığı için içi boş yazıyorum. Bir de 3. 3 de nerede? Eksi 2 ile 4 arasında. Yani şurada bu arkadaşı da indirdim. Arkadaşlar aynı tablo üzerinde yazmam. Şundan artı eksi kısımlarını güzel göreyim diye. Bak, sadece fx ile ilgilensen bile zaten görüyorsun. Şimdi fx'in kat sayılarına baktığında ne görüyorsun zaten? Pozitif. Değil mi? Bu arkadaş pozitif arkadaşlar. Artı. Şuralar eksi zaten, iki kökü. Şuraya bakmıyorsun, aşağıya bakmıyorsun. Sadece fx ile ilgileniyorsun ya. Artı, eksi, eksi, köke geldim falan diye düşünme. O yüzden buraya işaretliyorum. Köke geldim yine arkadaşlar. Buralarda artı. Bu fx için. Tamam mı? Tamam. Diğer yandan gx'e geldiğimizde de arkadaşlar, gx için sadece aşağıya bakıyorum, yukarıya bakma. Gx'in de kökleri eksi 5 ve 3. Bu arkadaş da hocam negatif. Hayır, biz bunu düzenledik. Bak, bu düzenleyince bu hale gelmişti. Pozitif, pozitif, pozitif başlayacağım sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu arkadaş bir dakika, eksi 5 ile eksi 3 arası
Darido. Bir dakika. Ben bunu bu hale getirdim. Tamam, pozitif ama negatif kısımdan işim. Bu arkadaş sağdan başlıyorum. Pozitif arkadaşlar katsayım. Artı, artı bak 3'ten büyük. 2 kök arası eksi. Şurası da artı. Kabul mü? Kabul. Şimdi sevgili arkadaşlar birinci denklemde ben birinci denklemde küçükleri istiyorum değil mi? Sıfıra küçük eşit. Yani negatif yerleri. Şurayı istiyorum. Burası benim işimi görüyor. Yazacak olursam da eksi 2 ile 4 kapalı aralığı. Değil mi? Elhamdülillah. Siz de görünüz sevgili arkadaşlar. Siz de çok yaşayınız. Şimdi ikinciye geliyorum. Gx'e baktığımızda arkadaşlar negatif yerleri istiyorum. Bak pozitif pozitif negatif yerlerim benim burası. Hop. Burayı tarıyorum. Şimdi işte sevgili arkadaşlar zurnanın zırt dediği yerdeyim. İkisinin ortak çözüm kümesi neresi? Bak ikisinde ortak olan yer buralar. Değil mi? Buralar 2 dahil. Eksi 2. Eksi 2'yi dahil ediyorum. Çünkü eksi 2 hem fx'i hem de gx'i mutlu ediyor. Ta ki 3'e kadar. 3 fx'i mutlu ediyor ama gx'i etmiyor. Dolayısıyla açık aralık yazıyorum. Konu kapandı. Anlaştık. Güzel. Eksi 2 ile 3. Eksi 2 kapalı. 3 açık aralığı diyor. Çözüyor. Sistemin adı bu sevgili arkadaşlar. Sistemin özeti daha doğrusu. Sistem deyince ikisini ortak çözüyoruz. Ha sen bunları mesela şunu farklı bir yerde çözüp bunu farklı bir yerde çözüp sonra bunları tek yana meç edebilirsin. Yani bir araya getirebilirsin. Biz bir hamlede tek tabloda görelim diye böyle yapıyoruz. Tamam. Ama şunu unutma. Fx'i şurada değerlendiriyorsun. Gx'i de burada değerlendiriyorsun. Tamam. Sayı doğrumuz burası olduğu için aynı sayı doğrusunun içinde hemen görelim diye yapıyoruz. Evet. 2 numara diyor ki arkadaşlar x kare eksi 4x eksi 12 sıfırdan küçük olsun. Bu arkadaş da sıfırdan büyük olsun. Hemen şu arkadaşı düzenleyelim. Çarpımlar 6 ve 2 görüyorsun. Eksi için burası eksi burası artı 2 olsun değil mi? X artı 2 çarpı x eksi 6 küçük 0. Hemen bana kökleri söyle. Artık burada lafı uzatmıyoruz arkadaşlar. Kökümüzün biri eksi 2. Burayı 0 yapan. Burayı 0 yapan da 6. Değil mi? Şu arkadaşın kökleri bunlar. Şimdi aşağıdakine bakalım sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki arkadaşın da bak şuradaki kökü burayı 0 yapan 2x eksi 8'i 0 eşitlersem 2x eksi 8 eşittir 0. Buradan x eşittir 4'ü kolaylıkla görüyorum. 2x eşittir 8'den değil mi? Güzel. Diğer taraftan da x artı 4 eşittir 0'dan x eşittir eksi. Bu da eksi 4 çıktı. Enteresan. Doğru mu? Doğru. Şimdi sevgili arkadaşlar yine arkadaşları hop aynı anda tablo içerisine yazalım. Hatta yine buna fx diyelim. Şuna da gx diyelim aşağıdakine. Şu fx. Bu da gx olsun. Tamam. Güzel. Arkadaşlar bu arkadaşın kökleri eksi 2 hop, ve 6. Söyle bana dahil mi değiller. O yüzden içi boş çiziyorum. Kabul mü? Kabul. Diğer yandan şu arkadaşın kökleri de 4 ve eksi 4. Eksi 4 şurada indirdim. Arkadaşlar bak burada şuna dikkat edeceğim. 4 dahil. Dahil. Çünkü 0 dahil. Ama eksi 4'ten uzak dur. Eksi 4'ten uzak dur. Zira paydayı negatif yapan değer sevgili arkadaşlar pardon 0 yapan değer burayı tanımsız yapar. O yüzden buna dikkat edeceğim. Eksi 4'ü hop dahil etmiyorum. Bir de 4'ümüz vardı helalinden onu dahil ediyorum. Tamam. Şu 4 tane kökten sadece bu. Harika. Şimdi sadece fx'i değerlendir sevgili arkadaşım. Fx'in baş katsayısı pozitif. Sağdan pozitifle başlıyorum. Artı. Köke denk geldim. Eksi. Köküm yok. Eksi. Köke geldim. Artı. Artı. Kabul mü? Kabul. Gx'e geldim arkadaşlar. Gx için de hop şuraya geldiğimizde katsayısı pozitif. Pozitif değil mi? Şu arkadaşın da pozitif. Bu arkadaşın da pozitif olduğuna göre pozitifle başlayacağım. Artı. Artı. Köke geldim. Eksi. Köke geldim. Artı. Sevgili arkadaşlar birinci arkadaşımız fx bizden şeyi istiyor. Sıfırdan küçük yerleri yani negatif olan yerleri şurayı istiyor. Güzel. Gx'de de sevgili arkadaşlar sıfıra eşit ve büyük olan yani artı yerler isteniyor. Şuralar isteniyor. Burası ve burası. Ama bunda da bayağı çok isteniyor.
Eşitlik sistemi sağlayan x tam sayıların toplamı. Yok daha neler. Nasıl yapacağız sevgili arkadaşlar? Bak burası eksi sonsuzdan geliyor. Eksi 5. Şöyle nokta 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 görelim. Eksi 4 var. Daha sonra sağ taraf şu aralıkta hiç yok. Çünkü ortak... Ha bir dakika ya. Ha olur mu ya? Şimşek burası alınmaz. Dur dur dur. Ben de ne yaptım ya? Aşka geliyorum. Arkadaşlar her ikisinin de istediği yer neresi? Şurası. Bir anda gittim. Burayı fx mutlu değil ki burada değil mi? Fx burada mutlu değil. Aman şimşek. Arkadaşlar bu durumda bak 4 dahil mi? Dahil. 5 dahil. 6 dahil mi arkadaşlar? Değil. Çünkü 6'da fx mutlu değil. 4'ten büyük bütün değerler için gx mutlu. Ama sevgili fx 4 ve 5'te mutlu. 4 artı 5 ki gx de burada mutlu. 9 yapar. Konu kapanır. 3 numara en sevdiklerimden arkadaşlar. Çünkü grafikli olunca bana çok kolay geliyor. Çünkü hani kök bulmakla falan uğraşmıyorsun. Bak şimdi. Grafiği verilmiş fx'in sevgili arkadaşlar. X artı 4 çarpı fx küçük eşe 0 eşitliğini sağlayan x tam sayı değerleri. Arkadaşlar kökleri yaz. Bu arkadaşın eksi 4 değil mi? Güzel. Şu arkadaşın kökleri hocam nereden bileceğim? Nereden bileceğimi var mı ya? Arkadaşlar ne diyoruz? Fx'i 0'a eşitliyorum. Fx'i 0 yapan değerler kim? F eksi 3. F eksi 1. F 3 eşittir 0. Bak hangi x değerleri? Eksi 3. Eksi 1 ve 3. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bunları tek tabloda da yapabilirim. Değil mi? Artık çünkü çarpımları. Burası x'ler. Şunun tamamına da bak gel seninle gx diyelim. Gx'i değerlendiriyorum. Köklerimiz sevgili arkadaşlar. Eksi 4. Eksi 4'te bir kökümüz var. Bak sıfırdan küçük eşitleri de istediğim için bu kökleri dahil ediyorum. Sıfırlar da dahil. Şimdi bu arkadaşın köklerine... Eksi 4 en küçük ucunu buldum. Eksi 3 dahil. Eksi 1 dahil. 3 dahil. Harika. Arkadaşlar peki artı eksilerini nasıl yapacağım hocam? Bunun kat sayısı pozitif. Hocam fx'in kat sayısını bilmiyorum. Arkadaşlar bunu belirlemenin en kolay yolu şudur. En sağına bakarsın. Bu arkadaş en sağdan nereden geliyor? Bak pozitiften, artıdan geliyor. Bunun kat sayısı da pozitiftir. Bu her zaman böyledir. Bunu unutma. Ya da bunu kolay görmenin koşulu şeyi şudur sevgili arkadaşlar. Bak 3'ten büyük değerler için bu hep pozitif. Diğer taraftan x artı 4 değeri de zaten 3'ten büyük değerler için hep pozitif. Demek ki pozitifle başlayacakmışım. Bunu zaten kolaylıkla da anlarım. Ama grafikler için bunu unutma en sağına bakılır. Artı ile başladım. Eksi, artı, eksi, artı. Neresi isteniyor arkadaşlar? Sıfırdan küçük olan yerler. Şuralar, şuralar, başka da yok. X tam sayı değerlerinin toplamı. Söyle bana burada sadece eksi 3, eksi 4 var. Burada bir eksi 1'im var. 0, 1, 2, 3. Değil mi arkadaşlar? Güzel. Şununla şunun toplamı yolcu. Bununla bunun toplamı yolcu. Bunlarla kaldık. Sıfırı toplamaya dahil etmenin bir anlamı yok. Etmesen de olur. Diyarbakır. Eksi 2. Anlaştık. Harika. 4 numara. Aşağıdaki dik koordinat düzeninde f fonksiyonu grafiği verilmiştir. Fx bölü x kare artı 1 büyük eşit 0 eşitliğini çözüm kümesi. Sevgili arkadaşlar bak bunu hiç kalem oynatmadan çözüyorum. Bak hiç kalem oynatmadan sonra detaylı çözüyorum. Hocam nasıl çözersin? Sevgili arkadaşlar x kare artı 1. Bunun hakkında bana biri bir şey söylesin. Arkadaşlar bu arkadaş asla ve asla negatif olamaz. Bu arkadaş ömrü boyunca hep pozitiftir. Ya da şöyle dersin bak x kare artı 1 eşittir 0. Bunun çözüm kümesi yok. Boş küme. Bu arkadaşı çözecek bir kök yok yani. Değil mi? Kök yok. Kök yok. Sıfır eşitliğin. Dolayısıyla sadece fx'e bakarım ben. Çünkü bu hep pozitif ya. Pozitif benden ne istiyor arkadaşlar? Sıfır ve sıfırdan büyük. Görüyorum işte. Sıfır ve sıfırdan büyük olan aralık burası. Bu arkadaş burada hep sıfırdan büyük ve sıfıra eşit. Değil mi? Eşitliği de istiyorum. Yani eksi sonsuzdan 5'e kadar. 5 dahil mi? Evet dahil. Çünkü sıfır da istiyorum. İşte çözümümüz bu arkadaşlar. Nerede bu? Eksi sonsuz 5. Ceyhan yani. Bu kadar. Bak hiç kalem oynatmadan bunu da sana izah edeyim. Ha çözmek istiyorsan da şu. Bak bu arkadaşın kökü yok. Sadece fx'i değerlendiriyorum.
Burada çift kök mantığını gör diye. Arkadaşlar eksi 3 bir köküm. Ama dikkat et, nasıl bir kök? Arkadaşlar teğet olduğu için çift kök. Dahil mi? Dahil. Çünkü sıfırı da istiyorum. Diğer köküm kaç? 5. Değil mi? Dahil mi? Dahil. Arkadaşlar ne demiştim? Bak en sağdan bu arkadaş negatifle başlıyor. Eksi artı. Çift köke geldiğim için değiştirmiyorum. Şimdi sana o sırrı söylüyorum. Çift köke geldiğimde neden değiştirmediğimi anladın mı? Çünkü bu arkadaş pozitif, hala pozitif. Nereyi istiyorsun benden? Bak pozitif bölgeyi, burayı istiyorsun. Evet, bu da işte eksi sonsuzla 5 kapalı aralık. Tamam. Ne yaptığını bilirsen hiç kalem bile oynatmadan soruyu çözüyorsun. Mantığı bu zaten. Mantığını anlıyorsun. 5 numarayla yolumuza devam edelim. Aşağıda f ve g fonksiyon grafikleri dik koordinat düzleminde verilmiştir. Fx sıfırdan küçük, gx sıfırdan büyük eşit eşitlik sistemi çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kökleri yazacağım. Bak. Fx'in köklerini söyle bana. Kırmızı değil mi? Evet. Eksi 3. 1. 6. Ama burada çift. Tamam mı? 6 çift diyeyim buraya. 2 tane çift. Gx'i söyle sevgili arkadaşım bana. Hatta şuraya yazayım. Ya. Gx'i de buraya. Çünkü şurayı kullanmak istiyorum. Burada güzel bir boşluk var. Gx'in köklerini söyle. Eksi 3. Bak eksi 3'te 2 tane çift kökün oldu bile şimdiden. Ama tek tek değerlendireceğiz. Ondan sonracıma bir dakika ya, bir eksi 3 ve 4. Değil mi sevgili arkadaşlar? Çok güzel. Gel bak buraya grafiğini de çizelim şimdi. Bir fx bir de gx. Bu arkadaş fx olsun, şu arkadaş da gx olsun. Şunlar da x'lerimiz. Tamam mı? Güzel. X değerlerimiz. Arkadaşlar fx için eksi 3, 1 ve 6. Eksi 3 indirdim. Fx dikkat edersen bak sıfırı istemiyor. O yüzden içlerini boş çizeceğim. Eksi 3, 1, içi boş ve 6. 6'yı nasıl çizeceğim arkadaşlar? Çift kök. Hem de içi boş. Çünkü istemiyorum. İşte gerek bile yok. Ya burada görüyorsun bak. Burada zaten hep artı 1'e kadar. Bak artı artı. Değil mi? Sağdan artıyla başladın. Artı 1'e kadar. 1 ile eksi 3 arasının negatif olduğunu gözünle bile görüyorsun. Eksi 3 ile 1 arası eksi. Neden böyle eksi yazdığımızda grafikten çok rahat görüyorsun zaten. Harika. Bak eksi 3'ten küçükken de pozitif. Güzel. Şimdi gel gx'i değerlendirelim. Bu arada fx için neyi istiyoruz arkadaşlar? Sıfırdan küçük değerleri. Yani şurayı istiyormuşum. Küçük bir yer. Şurayı istiyorum bak. Şu aralık. Değil mi? Güzel. Bu arkadaşı aldık, taradık. Gx'e gel. Gx için de arkadaşlar bulduğumuz değerler eksi 3. Eksi 3'te bir kökümüz var. Burada bak sıfıra eşiti istiyorum ama. İstiyorum. Evet. Eksi 3'ü istiyorum. Diğer kökümüz de arkadaşlar 4. 4 de nerede? Şurada. Hop indirdim. Burayı artı da yapabilirsin. Burada da 4'ü de istiyorsun. Güzel. Bak bu arkadaş nereden başlıyor? Sağdan. En sağa bak dedim. Eksiden geliyor. Eksiden geliyor değil mi? Eksi köke denk geldim. Artı. Bak görüyorsun zaten buralar artı. Sonra eksi 3'ten sonra da negatif. Bu kimi istiyor? Sıfırdan büyük eşitleri. Yani şurayı istiyor. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi bana elini vicdanına koy ve söyle. Hem fx'in hem de gx'in mutlu olduğu yer neresi? Eksi 3 dahil mi değil? Çünkü fx. İkisinin de mutlu olması lazım. Açık aralık. Virgül. 1'e kadar geliyorsun. Bak 1'de yine fx mutlu değil ama gx mutlu. İkisinin de mutlu olmasını isterdin. Bu aralıkta her ikisi de mutlu. Tamam mıyız? Nefis. Kendileri de C şıkkında. O zaman tam gaz devam ediyor oraya. Geldim 6 numaraya. 6 diyor ki alanı 48 metrekare olan ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir bahçenin içine uzun kenarı kısa kenarından 2 metre daha büyük olan yine dikdörtgen biçiminde çiçek bahçesi yapılmak isteniyor. Arkadaşlar belli ki çiçek bahçesi kırmızıyla. Keşke içlerini boyamasalardı, yazamayacağım. Yazarım ya, niye yazamayayım? Arkadaşlar şurası x birim ise hop şurası bundan 2 fazla olan x artı 2 olsun isteniyor. Buna göre çiçek bahçesinin çevresinin alabileceği en büyük tam sayı değeri. Arkadaşlar çevresine x artı x artı 2 bunlar toplanacak. Bundan da 2 tane var değil mi? Yani 2 çarpı 2x artı 2 sorgulanıyor. Çevre bu.
Peki nasıl yapacağım hocam? Nereden bileyim bunu? Arkadaşlar beni kısıtlayan bir durum var mı? Var. O da ne? Dışarısının ABCD'nin 48 olduğu. Yani dolayısıyla bu arkadaşın alanının x çarpı x artı 2'nin ne olması gerekiyor? 48'den küçük olması gerekiyor ki ben bu bahçeyi yapabileyim. E şimdi ne yapacağım arkadaşlar? X'in alabileceği değerleri hesaplamaya çalışacağım. 48'i sola alacağım. X kare artı 2x, dağıttım bunları. Eksi 48 küçük 0. Eşitsizlik sistemi. 2'yi görüyorum. 48'in çarpanlarını 6 ve 8 diye ayırıyorum. O yüzden artı 2 için bunu artı, bunu eksi yapıyorum. Dolayısıyla x eksi 6 çarpı x artı 8 küçük olsun 0 diyorum. Bak çarparsam eksi 48 eksi 6x artı 8x, yani toplarsam da 2x. Güzel. Köklerimiz biri 6. X eşittir 6, burayı 0 yapan. Burayı 0 yapan da eksi 8. Hop, hiç affetmiyor ve hemen şeyimizi çiziyoruz arkadaşlar. Eksi 8 ve 6. Ha, ne istiyorum? Bak sıfırdan küçük, o yüzden buralar dahil değil. Arkadaşlar bu arkadaşın kas sayısı pozitif. Artı, eksi, artı dedim. Güzel. Nereyi istiyorum? Ben küçük değerleri istiyorum. Yani şurayı istiyorum. Sevgili arkadaşlarım, benim x değerim alabileceği değerler ÇK'sı eksi 8 ile 6 açık aralığı. Şimdi burada yapacağın en büyük hatayı söyleyeyim ben sana. Hocam en büyük değer dediği için x'in alabileceği en büyük değer x eşittir 5 deyip tutup burada x yerine 5 yazmak olur. Bu işte hata. Neden biliyor musun? Sevgili arkadaşım, x 5,99 bile olabiliyor. O yüzden diyorsun ki 6 olsun. Yani x 6 olursa çevre şu oluyor. Tekrar gösteriyorum. X, x artı 2 idi değil mi? X, x artı 2. Arkadaşlar şimdi 6 olursa eğer, 6'dan küçük olacağı belli. Bu arkadaş 6 olursa bu arkadaş da kaç olur? 8 olur. Güzel. Bu durumda çevre arkadaşlar 6 artı 8'den 2 tane var. 28 olur. Diyorsun ki x artı x artı 2, 2 tanesi. Hop, küçük olmalı şu değerden, 28'den. 28'den küçük olacak bu. 6 olabilir ama bak bu 5,9, yani x'in tam sayı değerinden bahsetmiyor. Çevrenin tam sayı değerinden bahsediyor. 28 sınırı bunun. Olamayacağı, erişemeyeceği en son nokta 28. Erişebileceği tam sayı değeri kaç o zaman? 27. Okey tomento. Heh, olayın triği budur sevgili arkadaşlar. 5 yazsak bakalım yanılıyor muyuz? 10, 12, 24. Valla 24 işaretleyen bir sürü kişi olmuştur bunu. Anlaştık değil mi? Güzel. O tireye dikkat et. 7 numarada diyor ki aşağıdaki şekilde bir deponun 70 birim uzunluğundaki rafı verilmiştir. Bir ayrıt uzunluğu x artı 2. Bu çok şey ama neyse. X artı 2 birim olan küp biçimindeki kolilerden x artı 5 tanesi rafa yan yana konulmak istendiğinde rafa sığmadığı görülüyor. Buna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? E sevgili arkadaşlar, burada da ne diyor? X artı 2 ise bir birimin ve x artı 5 tane koyarsan bu kadarlık yer kaplar. İşte bunun da arkadaşlar 70'i yani o yüzden rafa sığmadı. Yani 70'ten büyük olduğunu anlıyorsun. Değil mi? Bunun için x'in en küçük değeri. E sevgili arkadaşlar, ne yapacağız? Yine ikinci dereceden denklem. Höbölöp höbölöp. X kare. Bak 5 tane x. 2 tane daha x. Artı 7x. Doğru mudur? Doğrudur. Hadi yazayım. Artı 10. 70'i de sola aldım. Küçük 0. Buraya düzenliyorum. X kare artı 7 tane x. Eksi 60. Büyük olmalı 0'dan. Çözeceğimiz hikaye bu arkadaşlar. Gel bu hikayeyle ilgilenelim. İşimiz ne? Çarpanlarını ayırdığımda 12 ve 5'i görüyorum değil mi arkadaşlar? 12 ve 5. 12 ve 5. Pozitif için bunu artı yapıyorum. Bunu eksi yapıyorum ki şey olsun değil mi? Evet. X artı 12, x eksi 5, büyük 0. Bak çarpımları eksi 60, 12x toplamları da artı 7. Konu kapandı. Arkadaşlar birinci kökümüz eksi 12, diğer kökümüz de 5. Hemen işaret inceliyorum. X, şu da benim değerim. Eksi 12, içi boş, 5, içi boş. Pozitifle başlıyorum. Artı, eksi, artı. Nereyi istiyorum arkadaşlar? Pozitif istiyorum. Şuralar da benim işimi görür, buralar da işimi görür. Ama akıllı bir insan şunu der. Hocam biz uzunluktan bahsediyoruz. Burası olmaz. Değil mi? Buralar negatif. Uzunluktan bahsediyoruz. Adetten bahsediyoruz.
çözüm kümen aslında burasıdır. 5'ten büyük bütün değerler bana ne dedi? Buna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri. X'in çözüm kümesi arkadaşlar 5 açık artı sonsuz aralığıdır. 5 dahil değil. Bu durumda gördüğün en küçük değer kaçtır? 6'dır. 6. Okey tomento. Nefisliğim o. Geldim 8'e. 8 arkadaşlar aşağıda yüksekliği 18 birim olan bir depo kapısı gösterilmiştir. Boy uzunluğu x artı 2 birim olan bir kişi rahatlıkla kapıdan geçebiliyor. Boy uzunluğu 2x eksi 4 olan bir arkadaş kapıdan eğilerek geçirilmektedir. Geçemiyor yani. Buna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri nedir? Arkadaşlar dikkatini çekiyorum. İkinci dereceden bir bilinmeyene eşitlik sistemi ama bu soru birinci dereceden bir bilinmeyen eşitlik sistemi olmuş değil mi? Güzel. Şöyle ki arkadaşlar x artı 2 demek ki 18'den küçük ki geçebiliyor. Diğer yandan da arkadaşlar 2x eksi 4 boy uzunluğu 18'den büyük ki geçemiyor. Bu durumda x küçüktür 16 dersin. Bu durumda da 2x büyüktür 22, x büyüktür 11 dersin. Tamam mı? Güzel. Arkadaşlar sayı doğrusunu utanmadan çizersin. Ben vallahi hep öyle yaparım. Bak burası 11 olsun. Burası da 16 olsun. Bu arkadaş diyor ki hacı diyor ben diyor şurası olursam diyor bu iş tamam diyor. Bunu söylüyor. Bu ne diyor? Ya alo diyor ben de burası olursa tamamım diyor. İkisinin de mutlu olduğu yer neresi? İşte burası. 11-16 açık aralı. Tam değil tabii ki. Değil mi? Bu durumda ne diyor? En küçük tam sayı değeri burada olan 12'dir tabii ki. Dahil olmadığı için. Okey tomento. Nefissimo. 9 numara. Arkadaşlar dik koordinat düzeninde baş kat sayısı 1 olan f fonksiyonu ve d doğrusu verilmiştir. Buna göre boyalı bölgenin tereret çözüm kümesi nedir? Burada birazcık da denklemleri yazabilme durumu var. Arkadaşlar doğruyla başlayalım. Ben her zaman söylüyorum. Kargadan başka kuş y eşittir mx artı n'den başka doğrunun denklemi tanımam. M eğimdir. N de y eksenini kestiği noktadır. Çünkü x'e 0 verince bunlar. Arkadaşlar eğime bak. Bak 2y 6. 2 bölü 6'dır ama negatiftir eksi. Yani m'dir. M eşittir eksi 1 bölü 3 cepte. N kaç arkadaşlar? 2. O zaman doğruyu yaz. Bak y eşittir eksi 1 bölü 3 x artı 2. Arkadaşlar 3'ten kurtulmak için bunu bir toparlayalım. 3 ile çarp. 3 tane y eşittir eksi x artı 6. Evet. Herkesi sola biriktir. 3y artı x eksi 6 eşittir 0. Şimdi sevgili arkadaşım bak sana bir şey söyleyeceğim. Önce bunu halledelim. Şu doğru var ya şu doğru. Evet bu doğru şunu diyor. Şimşek diyor. Buradaki herhangi bir noktayı aldın. Aldım. Bu noktanın bir x bir de y değeri var değil mi? Bir a noktası aldın. Şu üzerinden şuradan buradan buradan istediğin yerden aldın. Bu diyor ki bu. Bak buradaki y değerini 3 ile çarp. Sonra buradaki x değerini ekle. Sonra bundan da eksi 6 çıkar 6'yı 0 bulursun diyor. Peki bu çözüm kümesi ne arkadaşlar? İşte bunların 0'dan küçük olan değerleri. Yani 3y artı x eksi 6'nın 0'dan küçük olduğu yerler arkadaşlar. Ha dahilmiş burası da 0 eşit küçük. İşte bak burayı tarıyor bu adam. Burayı tarıyor. Şundan şunun tam 0 olduğu yer. Şu noktalar sinsilesi. Aşağısındaki değerlerde işte bunun daha küçük olan, sıfırdan küçük olan değerler. Dolayısıyla bakıyoruz. Bak 3y x şu bana sağlıyor. 3y bu sağlamıyor çarpı. Bu sağlıyor. Bu da sağladı. Bu sağlamadı. İyi en azından 3'e indirdik. Arkadaşlar şimdi de parabolün denklemini yazabiliyor musun? Yazamaz mısın? Bak ne diyor burada yazarım hatta. Baş kayıt sayısı 1. Ben nasıl yazacağım fx fonksiyonu? A çarpı x eksi x1, x çarpı x2. Bunlar ekseni kestiği noktalar değil mi? Sıfır yapan değer. Baş kayıt sayısı 1 dediği için bu arkadaş fx a'sı 1 demek istiyor. Baş kayıt sayı 1 çünkü. Arkadaşlar köklerim x ve x eksi 6 işte. Bak biri sıfırdır sıfıra eşitlersem. X ekseni kestiği. Bir diğeri de bu. Bunu da dağıtırsan fx eşittir. Höbölöp höbölöp.
x kare eksi 6x. Tamam. Arkadaşlar bak x kare eksi 6x bu arkadaşın denklemidir. Fx kimdir? Y'dir. Bak şuraya yazalım. Y eşittir x kare eksi 6x. Bu senin parabolünün denklemi. Burada neyi istemiş arkadaşlar? Oo, bak burada y değerlerini bundan büyük olanlarını istemiş. Yani sevgili arkadaşlar şunları da sola biriktirsen y eksi x kare artı 6x eşittir 0 desen. Burada da 0'dan büyük olan yerleri istemiş bak. Değil mi? Şuraları istemiş ki ikisinin kesişim kümesi burası olmuş. Yani y eksi x kare artı 6x 0'dan büyük eşit. Buraları istemiş. Tamam mıyız? Tamam. Onu da bak hop nerede görüyorum? Edirne şıkkında görüyorum. Konuyu kapatıyoruz. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Nefissiyim o. Sevgili arkadaşlar testin başında hatırlattıklarımı tekrar hatırlatıyorum. Bunları da çözmek senin lehinedir. Bunları çözmek sana fayda sağlar. Videonun açıklama kısmına ekliyorum. Kanalımıza abone olmak serbest. Arkadaşlarına önermek, etrafa yaymak, kanalı büyütmek aşırı derecede serbest. Hatırlatmasını da yapıyorum. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.